İçişleri Bakanı orada, Enerji Bakanı orada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özaseki yok. Önce bu bakanın gitmesi gerekir. Önce onun gitmesi gerekir. Çevresel bir olaydan bahsediyoruz. Bir felaketten, faciadan bahsediyoruz. Sorumlusu, birinci derecede sorumlusu olan kişi ve bakanlıktan bahsediyoruz. İstanbul'daydı beyefendi. Neden Erzincan'a önce gitmedi diye bir sormak gerekiyor. Peki Murat Kurum ne yaptı? Murat Kurum öğleden sonraya kadar sessizdi. Belli ki cevaplara hazırlanıyordu. Daha sonra da kameraların karşısına çıktı kapalı ortamda. Ve izleyeceksiniz şimdi. Sorumluluğu üstüne almak istemedi. Çevre Bakanlığı, kıymetli kardeşlerim, sadece çevresel etkileri denetler. Bakanlığımız döneminde bu işletmenin çevresel etki denetimleri çok sıkı bir şekilde yapıldı. Bu işletmenin çevre mevzuatına uygun iş yapıp yapmadığı tam 135 kez denetlendi. İliç'te toprak altında kalan maden işçilerini arama çalışmaları sürerken gözler dönemin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'daydı. AKP'nin İstanbul adayı Kurum, öğleden önceki programlarını iptal ederken Karadeniz Vakfı ziyaretinde iddiaları yanıtladı. Madendeki kapasite artışına ilişkin sorumluluğu olduğu iddiasını kabul etmedi. Bir de bizi işletmenin kapasitesini arttırmakla suçluyorlar. Bize İftira atanlar şunu da bilirler ki Çevre Bakanlığı işletmenin kapasite artışı kararını vermez. Veremez. Çünkü böyle bir yetkisi yoktur. Sadece ve sadece kapasite artışının çevreye etkisini ölçer. Onaylar ya da onaylamaz. Kurum iddiaları için algı ve kara propaganda dedi. Bu konu siyasi bir istismara dönüştürüldü. Masa başında üretilmiş pek çok yalan haber ve tezvirat sağa sola her yere servis edildi. Kurumdan sonra Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koltuğuna oturan Mehmet Özaseki ise Erzincan'a gitmedi. İstanbul'da iş insanlarıyla buluştu. Şu ana kadar herhangi bir kirliliğe, korktuğumuz bir olaya rastlanmadı. Ama anlık olarak bunu takip ediyoruz. Özaseki İstanbul Ticaret Odası'ndaki toplantıda çevre projelerini paylaştı. Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği sıfır atık projesinin kat ettiği mesafeyi anlattı. 6-7 yıldır bakanlığımız bünyesinde devam ettiriliyor. Sağ olsun Emine Erdoğan hanımefendi bu işi üstlendi. Dünya çapında bu işi artık liderliğini yapıyor. Sadece Türkiye'ye has bir marka olmaktan ziyade sıfır atık konusu resmen bir dünya markası oldu. Vay be arkadaş, bakanın gündemine bakar mısınız? Yani 9 insan ölmüş, çevresel bir felaket yaşanıyor. Büyük bir olay, çok büyük bir olay. Herkes bu firmayı, siyasi uzantılarını konuşuyor. Çıkmış orada Sayın Bakan sıfır atıktan bahsediyor. Arkadaş senin ne işin var İstanbul'da ya? Sen neden gitmiyorsun? Bak İçişleri Bakanı senden önce gitti, Enerji Bakanı gitti. Sen İstanbul'da ne arıyorsun ya? Senin oraya gidip insanlara dokunman gerekir. Dokunman gerekir, milleti bilgilendirmen gerekir. Şimdi...